Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese merhaba. Ramazan ayının ilk gününden herkese merhaba. Herkese mübarek Ramazanlar dileyelim öncelikle. Umarım hayırlara vesile olur. Aslında biraz günün de anlamına ithafen bugün sizlere katılım fonlarından bahsedeceğim. İki tane bireysel emeklilikte, iki tane de TEFAS tarafında katılım fonu paylaşacağım. Bunlardan gerçekten bir tanesi, onu sona bırakacağım. Çok güzel bir içerik oluşturulmuş. Görece yeni fonlardan bir tanesi. Biraz da bunları tanıtmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi eğer hisse senedi seçimlerinde doğru kararları veremediğinizi düşünüyorsanız ya da yeni başladıysanız bu piyasalara yatırım fonları sizler için en güzel tercih olabilir. Çünkü yatırım fonları profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla ana buradaki amaç, hedefiniz hisse seçimlerinizi kendiniz yapmak olsun. Bunu öğreninceye kadar da yatırım fonları size istikrarlı getiri sunabilir. Tabii ki yani hiçbir yatırım fonu arkadaşlar ait olduğu grup yükselirken ya da düşerken yükselmez, yükselirken de düşmez. Dolayısıyla burada doğru makroekonomik analiz ve doğru portföy yönetimi önemli olacak. Yani ben yatırım fonunu alayım bir daha dönüp arkama bakmayayım tarzında bir durum yok. Yatırım fonlarıyla ilgili de çok fazla böyle güzel video bu kanalda paylaştım. Yatırım 101 YouTube kanalı yatırım fonları şeklinde arattığınızda ya da oynatma listelerinde burada görebilirsiniz. Şimdi ilk olarak bireysel emeklilik fonlarıyla başlayalım. İki tane. Bu fonlar arkadaşlar bildiğiniz gibi bireysel emeklilikte hem kendi bankanızın fonlarını alabilirsiniz hem de başka bankaların fonlarını alabilirsiniz. Sadece menüsünde biraz kurcalamanız lazım. Tabii ki her bankadan her platformdaki diğer yani diğer bankalara ulaşma imkanı olmayabilir. Dolayısıyla o kısmı kontrol etmeniz lazım ama ben en azından sizlere o fonları tanıtayım. İsminde katılım olan fonlar yani hem TEFAS'ta hem de BEFAS'ta isminde katılım olan fonlarda biz genellikle arkadaşlar özellikle faiz hassasiyeti olanlar için faizi içermeyen ürünler görüyoruz. TEFAS'ın sitesine girdiğinizde de zaten burada özellikle bireysel emeklilik tarafında bu yazar. Gördüğünüz gibi faiz içermez yazıyor. AGS Hayat Emeklilik Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu. Kodu arkadaşlar FYN FATSA Yozgat NİDE şeklinde kodlayabiliriz. Bu kodlardan aratarak ulaşabiliyorsunuz. Şöyle baktığımızda içeriğinde %64 kamu kira sertifikaları olduğunu görüyoruz. Geri kalan %26'lık da hisse senedi olduğunu görüyoruz. Hisse senetlerinin içerisinin çoğunluğunun TL olduğunu görebiliyoruz. Son 3 aydaki getirisi %19 civarındaymış bu fonun. Bu fon özellikle katılım fonları içerisinde iyi performans gösteren fonlardan bir tanesi. Özellikle hani seçmekte zorlanıyorsanız ya da bir tercih arıyorsanız bu bir seçenek olabilir. İkinci seçenek FATSA Yozgat Urfa FYU koduyla Allianz Yaşam ve Emekliliğin Katılım Standart Fonu arkadaşlar. Burada da yatırımcı sayısı 6000'miş. 3 ayda yine %19 civarında bir getiri var. Bu fonun içeriğine baktığımızda yine büyük oranda kamu kira sertifikaları görüyoruz. %61 oranında. %26 oranında da hisse senedi tercihi görüyoruz. Hisse senedi tercihlerinde de biraz daha yerel tercihler yapıldığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi faizi içermeyen bir ürün söz konusu burada. Şimdi bunlar BEFAS arkadaşlar. Yani bireysel emeklilik sisteminden alacağınız fonlar. Normal bankadan alacağınız fonlar değil. Şimdi bankadan alacağınız fonlara gelirsek yani TEFAS üzerinden alabileceğiniz yatırım fonlarına gelirsek bunlardan bir tanesi GKF koduyla Global Portföy Katılım Fonu olabilir. Burada da yatırımcı sayısı 1500 civarında yatırımcı varmış. Şöyle baktığımızda %70 arkadaşlar hisse senedine yatırım yapmışlar. Geri kalan işte %11'lik pay BYF'lerde olduğunu görüyoruz. İçeriğine baktığımızda ise GKF'nin şöyle hani hangi hisseleri almışlar? Bakın altın içerisinde altın sertifikası var. Darphane'nin altın sertifikası. Alvez var. Yeni halka arz olmuş şirketlerden bir tanesi. Bimaşe var. Füzul Gayrimenkul var. Katmer'i görüyoruz. Kervan Gıda'yı görüyoruz. Lokman, Medikal Park, Pegasus, Türk Hava Yolları ve Tekfen gibi hisseleri görüyoruz. Yani içerisinde aslında genellikle hani katılım endeksinde yer alan hisseler olduğunu görüyoruz. Bir de gümüş
almışlar. Yani gümüş BYF'si almışlar. Bu portföy öyle bir portföy ki hem hisseye yatırım yapmış, hem gümüşe yatırım yapmış, hem de altın sertifikasına yatırım yapmış. Hani böyle all in one derler ya, yani öyle bir portföy dağılımı görüyoruz. Dolayısıyla özellikle hani Alves'e yatırdıkları miktara baktığınızda oradaki işte ne kadar çok tavan giderse portföyün değeri de o kadar hızlanıyor. Bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz ama genel olarak burada iyi bir fon görünümü var. Buradaki getiri de 3 ayda %21 civarı. Şimdi videonun kısa ve öz olmasını aslında istedim biraz daha. Bu son en sona hani en güzeli en sona bıraktım. CPU arkadaşlar, KUDU, Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu. Görece yeni fonlardan bir tanesi ama yatırımcı sayısı 10.000 civarında. Son 3 aydaki getirisi %40'a yaklaşmış. Son 3 aydaki getirisi %40 arkadaşlar. Baktığımızda %67 yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor. %18 de yerli hisse senetlerine yatırım yapıyor. Geri kalan pay BYF'lerde %15. Ama içeriğine bir bakalım. Çünkü içeriği asıl bence çok daha güzel ve iyi oluşturulmuş bir içerik. Fonun kuruluş tarihi 27 Kasım 2023, yani daha yeni fonlardan bir tanesi. Baktığımızda Türkiye'de arkadaşlar zaten ismi teknoloji ya, isminde teknoloji olması zaten teknoloji şirketlerine yatırım yaptığını gösteriyor. Biz 2024 özellikle yılbaşından beri Borsa İstanbul'da ne yaşadık? Bir teknoloji rallisi yaşadık ve bu teknoloji rallisinde başı çeken şirketlerin burada da olduğunu görüyoruz. İçerisinde işte MIA Teknoloji var, Penta var, Matrix var, işte Logo Yazılım var, Datagate var, Aselsan, Arena, ARD, YZ diye gidiyor. Bu yerli hisse senetleri ama yerli hisse senetlerine %18 yatırım yapıyor. Asıl %67 yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor. Dolayısıyla siz bu fona yatırım yaptığınızda aynı zamanda dolar arttığında döviz bazlı da yatırım yapmış oluyorsunuz. Yabancı hisse senetlerine yatırım yapmış oluyorsunuz. O tarafta ise gerçekten dev şirketler var ve yarı iletken şirketleri var. Hani bazen soruyorsunuz ya, yarı iletken şirketlerine Türkiye'den nasıl yatırım yapabilirsiniz? Teknoloji şirketlerine nasıl yatırım yapabilirsiniz? İşte bu şekilde yatırım yapabilirsiniz. Apple var, AMD var, Salesforce, Cisco var, Microsoft var, ServiceNow var, Nvidia var, NXP Semiconductor var. Yani gerçekten iyi oluşturulmuş bir portföy. Synopsys var, Qualcomm var, Zebra Teknoloji gibi şirketler var. Bu şirketler de son birkaç ayda özellikle fiyatları ciddi yükselmiş şirketler. Ama hep şunu diyoruz, biz fiyatlara bakınca bizim insanımız şey diyor, buradan alınmaz. Arkadaşlar, teknoloji kısmında, yarı iletken kısmında reel sektör dinamikleri, Nvidia'nın özellikle sürekli mesela bilanço arttırmasını ne görüyoruz? Yani sürekli özellikle talepleri büyütüyorlar. Satış beklentileri büyüyor. Çünkü yapay zeka olsun ya da başka konular olsun, artık her şey yarı iletkenleri olan talebi arttırmış durumda. Dolayısıyla burada büyük bir döngünün aslında ortalarındayız. Daha gidecek yeri olduğunu düşünüyorum. Hani bitmiş gibi düşünmeyin. Dolayısıyla bu şirketlerin önümüzdeki dönemde de değerleneceğini düşünen taraftayım. Bunu birçok farklı videoda sizlere anlattım. Özellikle teknoloji şirketlerine yatırım yapmak isteyen, katılım hassasiyeti olan kişiler için de bu şirket, bu fon, CPO kodu, aktif portföy, katılım fonu bir tercih olabilir. Bu videoda bunu anlatmak istedim. Umarım kısa ve öz biçimde sizlere faydalı olacak bir video olmuştur. Katılım tarafında özellikle seçeneklerimiz çok fazla yok, TEFAS ve BEFAS tarafında. Ama bunlar gerçekten iyi fonlar olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan Ramazan ayınızın mübarek olmasını temenni ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Hoşça kalın.